Merhaba dinleyici dostlarımız. Bu videoyu sonuna kadar dinleyerek tarihe bizimle yolculuk yapın. Köleliğin acı köklerinden olan ilk Afrikalıların Amerika'ya ayak basışının tarihini siz takipçilerimiz için anlatacağız. Buyurun beraber dinleyelim. İngiliz korsan gemisi White Lion, Beyaz Aslan, 1619 yılı Ağustos ayı sonlarında Amerika'nın doğu kıyısındaki Chesapeake Körfezi'nin ağzındaki Comfort burnuna demir attı. Gemi, el yazması kayıtlara göre, Meksika'ya gitmekte olan bir Portekiz gemisinden zorla alıkonulan 20'den fazla Afrikalıyı Comfort burnuna bıraktı. Angola'dan gelen bu tutsaklar, koloni döneminde Virginia'ya ayak basan ilk Afrikalılardı. Bu Afrikalıların, 403 yıl önce yani 1619 yılındaki Virginia'ya gelişi, Amerika'da 200 yıldan uzun süre ayakta kalan kölelik kurumunun başlangıcı sayılıyor. Emory Üniversitesi'nin Transatlantik Köle Ticareti veritabanına göre, 1525-1866 yılları arasında 12,5 milyon Afrikalı tutsak, Amerika ve Karayip adalarına doğru yola çıkan gemilere bindirildi. Bunların 10,7 milyonu, zincirlenip gemi güvertelerinin altına sıkıştırıldıkları, ayrıca aç ve susuz bırakıldıkları okyanus ötesine uzanan bu çetin yolculuğu atlatmayı başardı. Büyük çoğunluğu Brezilya ve Karayip adalarına gönderilen kölelerin 400 bine yakını ise Amerika'ya getirildi. Yerel bir tarih grubu olan Project 1619'un başkanı Calvin Pearson, Amerika'ya ayak basan ilk Afrikalıların hayat boyu köleliğe mahkum olduklarını, Virginia'nın Hampton kasabası gibi yerlerdeki zengin çiftlik sahiplerine satıldıklarını ya da James Nehri kıyısındaki yerleşim bölgesine götürüldüklerini söylüyor. Pearson'a göre mısır ve tütün tarlalarında çalıştırılan köleler, hiçbir zaman özgürlüklerine kavuşamayacaklarını bilerek hayatlarını sürdürmüştü. Massachusetts eyaletinin 1641'de köleliği yasallaştırmasına kadar, Afrikalıların Amerikan kolonilerinde hiçbir yasal statüsü yoktu. Köleliği kalıtsal olarak yasalaştıran Virginia eyaleti ise, 1662 yılında geçirdiği yasayla, köle siyah bir kadının doğurduğu çocukların da köle olmasını öngörüyordu. Böylelikle Amerika'daki kölelerin sayısı neredeyse 4 milyona çıktı. Kölelik, Amerika'ya ticaret üçgeninin parçası olarak geldi. Kumaş, silah ve metal eşya taşıyan Avrupa gemileri Afrika'ya gider, bu ürünler köleler karşılığında satılır ya da takas edilirdi. Afrika'nın batı kıyılarından toplanan köleler Karayipler ve Amerika'ya getirilip şeker, pirinç, pamuk ve tütün tarlalarında çalıştırılırdı. Yetiştirilen bu ham maddelerin Avrupa'ya gemilerle gönderilmesi, ticaret üçgenini tamamlardı. Afrika'da kölelerin çoğu Gana ve Senegal'den toplansa da Batı Yarımküre'ye ayak basan 5 milyondan fazla köle, Angola'dan gelmişti. Kuzey Amerika'ya gönderilen yaklaşık 400 bin Afrikalının 1/4'ü, köle ticaretine 10 yıllar boyunca hakim olan Portekizliler tarafından kolonileştirilen Angola'da toplanmıştı. Angola'nın başkenti Luanda'nın hemen güneyinden Atlas Okyanusu'na dökülen Kavanza Nehri, önemli bir ticaret yoluydu. En çok nehrin yataklarında yaşayanlar köle ticaretinin kurbanları olurdu. Afrika'da bazı kabile şefleri Avrupalı köle tacirleriyle işbirliği yapsa da bazı Afrikalı liderler, kendi halklarını korumak için büyük çaba göstermişti. 17. yüzyılda hüküm süren İndongo ve Mataba krallıklarının hükümdarı Kraliçe Minga Embande, bu liderlerden biriydi. Hem savaşçı hem de diplomat olan Kraliçe Minga Embande, 40 yıllık hükümdarlığı boyunca Portekizli ve Hollandalı köle tacirlerini halkından uzak tutmuş, ancak Portekizli köle tacirleri en sonunda yine de üstünlük sağlamayı başarmıştı. Amerikan ekonomisini güçlendiren etken, kölelik. Kölelik, İngiltere'den 1783'te bağımsızlığını ilan eden Amerikan kolonilerinin inşa edilmesine büyük katkıda bulunmuştu. Norfolk State Üniversitesi'nden tarihçi Cassandra Nebi Alexander, o dönemde Amerikan ekonomisi açısından çok önemli olan kölelik kurumunun Amerika'daki tüm sanayi kollarının toplamından daha değerli olduğunu kaydediyor. Yazar Ta-Nehisi Coates, 2014'te de Atlantik Dergisi için kaleme aldığı bir makalesinde, iç savaştan hemen önce, 1860'da, Amerika'daki yaklaşık 4 milyon kölenin değerinin 3,5 milyar dolara aştığını ve bunun o dönemde demiryolları ve imalat sektörleri dahil Amerikan ekonomisinin tamamı içindeki en büyük mali varlık olduğunu kaydediyor. Amerika'da köleliğe izin verilip verilmeyeceğine eyalet yönetimleri karar veriyordu. Tarımın egemen olduğu güney eyaletlerinde köleler, tarlalarda fiziksel açıdan en zor işlere koşulurken daha sanayileşmiş kuzey eyaletlerde yaşayan beyazlar, köleleri kalifiye eleman ya da evlerde hizmetçi olarak kullanırdı.
Kuzey eyaletleri köleliği kademe kademe de olsa yasaklamasına rağmen kölelik kurumundan yine de büyük kar sağlamaya devam etmişti. Dinin rolü. Farklı inanç grupları da köleliğin devam ettirilmesinde büyük rol oynamıştı. Episkopal Kilisesi, özellikle 1600'lü yılların sonuyla 1700'lü yılların başında kölelikten doğrudan kar elde etmişti. Bunun nedeni, kilise mensuplarının yaptıkları bağışların köle ticaretinden elde edilen kara dayanmasıydı. Rhode Island eyaletindeki Episkopal Kilisesi Başpiskoposu Nicholas Kniseli, Amerika'daki Anglikan kiliselerini kuran misyoner örgütlerinde köle sahibi olduğunu söylüyor. Afrika'da ele geçirilen tutsaklar, Angola'da binecekleri gemileri beklerken Portekizli efendileri tarafından din değiştirmeye zorlanıyor, Katolik oluyordu. Baptizm ise siyah tutsakların Afrika kimliğini kaybetmesine yol açmıştı. Örneğin Angola'da tutsak edilenlere Hristiyan isimleri veriliyordu. Papa II. Jean Paul 1985'te Afrikalılardan beyaz Hristiyanları köle ticaretinde oynadıkları rolden ötürü affetmelerini istemişti. Köleliğin mirası. 400 yıllık kölelik ticareti Angola'yı ağır hasara uğrattı. Bugün Angola, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasındaki üçüncü en büyük ekonomiye sahip ülke olsa da 30 milyonluk nüfusunun en az üçte biri yoksulluk içinde yaşıyor. Luanda'daki Angola Ulusal Kölelik Müzesi'nin direktörü Vladimiro Fortuna, Angola'nın kölelik nedeniyle her açıdan zarar gördüğünü, ülkenin sosyal dokusunun bozulduğunu söylüyor. Amerika'da ise Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililerin ön ayak oldukları bir yasa tasarısı, köleliğin ve ayrımcılığın geriye kalan olumsuz etkilerini incelemek ve bunları gidermek için bir komite kurulmasını öneriyor. Tasarıyı destekleyenler, kölelik ve sonrasında siyahlara karşı ayrımcılık uygulayan yasalar nedeniyle tazminat ödenmesi ve özür dilenmesini istiyor ve geçmiş uygulamaların medeni haklar, eğitim, konut, finans gibi alanlarda sistemi siyahların aleyhine işlettiğini söylüyor. Amerikan Merkez Bankası'nın 2017 verilerine göre ortalama siyah bir ailenin net değeri, beyaz bir aileninkinden %15 daha az. Hampton, Virginia'nın tarihi bakış açısı. İngiltere'nin Amerikan kolonilerinde kölelik, Virginia'da başlamış, aynı sistem, ilk kez Virginia'nın Hampton kasabasında çözülmeye uğramıştı. Mayıs 1861'de, yani köleliğe dayalı 11 Güney eyaletini kuzeyle karşı karşıya getiren Amerikan İç Savaşı'nın başlamasından bir ay sonra Virginia'da yaşayan ve Güney'in Konfederasyon ordusuna mensup olan 3 köle, kuzeye ait Birleşik Devletler, eyaletler, askerlerinin hakim olduğu Monroe Kalesi'ne kaçmıştı. Kalenin komutanı General Benjamin Franklin Butler, köleleri savaş ganimeti ilan etmişti. Bu karar insani görünmese de, kölelerin kuzeyin Birleşik Devletleri'ne katılmasını sağlamış, daha sonra ise binlerce siyah köle, 4 yıl süren savaş boyunca aynı yolu izlemişti. Dönemin başkanı Abraham Lincoln 1863 yılı başındaysa köleliğin sona erdirildiğini açıklayan bildirgeyi imzalamıştı. Bildirgeye göre Konfederasyon yani Güney eyaletlerinde yaşayan tüm köleler serbest bırakılmıştı. Bu adım, Amerikan Anayasası'nda yapılan 13. yasa değişikliğiyle, köleliğin kaldırılmasının 14. yasa değişikliğiyle ise, 1866'da eski kölelere vatandaşlık verilmesinin yolunu açtı. Monroe Kalesi, 2011 yılı Eylül ayında askeri yerleşke olmaktan çıkarıldı. Bundan 2 ay sonra ise dönemin başkanı Barack Obama, kalenin bundan böyle ulusal anıt olduğunu ilan etti. İzlediğiniz için teşekkürler, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.